mahallemizdeki bostan kuyusundan korkardım. İçine bakmaya cüret ettiğimde karanlık suların beni yutacağını düşünür, hızla geri çekilirdim. Çocukluk işte, korkuları asla peşini bırakmaz, insanlığın da peşini bırakmadı. Derin olan aynı zamanda yücedir. İnsan uygarlaşma sürecinde korkusuyla baş edebilmek için dipsiz derinliğe, göklere çıkarmış, yüce hakikat mertebesine yerleştirmiştir. Yüzeydeki kırılgan hayatını gelip geçici bir yanılsama olarak değersizleştirirken derinliğin hakikatine inanmış, yüzeyde ne zaman başı belaya girse göklerin derinliğine sığınmıştır. Değişen bir şey bulunmuyor. Bugün de kitlelerin inançlarını sevgi değil, korku biçimlendiriyor. Değişen bir şey olmadı. Bugün de kitlelerin inançlarını sevgi değil, korku biçimlendiriyor. İmparatorluklar korkularının önünde huşu içinde boyun eğen yığınlarla kuruluyor. İnsan yüzeye değil de dibini göremediği derinliklere inandığında derin hakikat uğruna yüzeyde görüp dokunabildiklerini kolaylıkla harcayabilir. Yüzeydeki şeylere aşkla dokunabilseydi korktuğu başına gelmez, dibini göremediği ekonomisinin karanlık sularında derin bir yoksulluk yaşamazdı. Ekonomi Yunanca oikonomos'tan gelir. Ev idaresi demektir. Evinizi derin olanlar ele geçirmişse şayet artık evin yüzeyinde birbirinize tutunamazsınız. Tutunmaya, yüzeyi tekrar ele geçirmeye çabaladığınızda derin iktidar paltosundan kaosunu çıkarır, parçalanırsınız. Zor zamanlardayız. Birbirimize, yüzeye tutunamadığımız zamanlar. Bizi birbirimize, yeryüzüne bağlayan bağlar çok zayıf. Derin faşizmin şiddetine dayanmaları mümkün değil. Zaman derinleşmenin zamanı değil, yüzeye, birbirimize aşkla tutunmanın zamanı. Yoksa yaşam kaosun dipsiz karanlığında dağılıp gidecek. Ece Ayhan, aşk örgütlenmektir dememişti boşuna. Aşk maddenin parçalarını birbirine bağlayan bağların en güçlüsü. Mor Külhani sesinde 2500 yıl önce yaşamış Empedokles'in düşünceleri yankılanır. Empedokles, kozmosun iki kuvvetinden bahsetmiştir. Örgütleyici bir kuvvet olarak aşk ve örgütlenmeyi parçalayıp dağıtan çatışma ve nefret. Kavga derinliğin kaosuyla yüzeyin kozmosu arasında geçiyor. Yaşam kaosa rağmen aşkla birbirine bağlanan parçaların yüzeye tutunma, yeryüzünde örgütlenme çabası. Yeryüzü aşkın yüzü ise şayet derinlik korkunun, nefretin, parçalanmanın yüzüdür. Bir yüzey fenomeni olarak yaşamın mücadelesi kaostan beslenen derinliğin iktidarına karşıdır. Ölüm kalım meselesidir bu. Ne diyordu şair Adnan Yücel? Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Yeryüzü aşkın ürünüdür. Yüzü aşkın yüzü. Derinlere inananlar ve hakikati derinlerde arayanlar yaşamın tutunduğu yüzeyleri tahrip ettikçe nefretin yüzüne dönüşüyor giderek. Derinlik tutkusu madencilik faaliyetidir. Milyonlarca yıldır aşkla dokunmuş yaşamın örtüsünü altta yattığı varsayılan hakikat uğruna tahrip etmek. Hakikat kazarak ulaşacağınız bir cevher değildir. Tekil varlıkların yüzeylerinde nitelik olarak gösterir kendini. Her varlık niteliklerinin toplamıdır. Nitelikleri kazıdığınızda geriye enkaz kalır. Yeryüzünü enkaza çevirenler derin ve yüce hakikate inananlardır. Oysa
Yerin yüzeyine inananlar bilirler ki toprağa aşkla tutunduklarında hakikat kendini yüzeyde, ekin başaklarında, ağaçların meyvelerinde gösterir. Ve aşkla tenlere tutunanlar yine bilirler ki hakikati tenler arası ilişkiler üretir. Yaşamın kökleri maddenin içindedir ama gerçekleşmek için yüzeye gerek duyar. O yüzden en derin şey tendir demiştir Paul Valéry. Aşkın yüzeyini enkaza çevirenler, şeyleri derinden duyumsayan en derin şeyden, tenden nefret edenlerdir. Oysa yaşamak şeyleri teninde duyumsamaktır. Korkular bostan kuyuları gibi derindir. Fakat sevinçlerimiz yüzeysel. Sevinç yüzeyden, yüzeyler arasındaki ilişkilerden doğar ve yüzeyler aracılığıyla çoğaltır kendini.